size seve seve anlatmak için bugün buradayız. Şimdi bir slide sunumum var. Çok da sıkmak istemiyorum aslında. Hızlı geçmek istiyorum. Ama yine de bir destek olsun diye bir slide sunum hazırladım. Hocam doğru gidiyorum değil mi? Şu yukarıdan paylaşıyordum. Tamam, çok güzel. Evet, önce sağlığın tanımını yapmakla başlamak istiyorum. Sağlık ruhen, bedenen ve zihnen, aslında sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak tanımlanır. Ve doğumdan itibaren bu sağlığın korunmasında beslenme vazgeçilmez bir parçadır. Peki sağlıklı beslenme nedir? Bütün bu büyüme, gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasında çeşitli besin öğelerinin vücuda yeterli ve dengeli biçimde alınması olarak tanımlanabilir. Bu besin öğeleri neler derseniz aslında bayağı iyi tanıyoruz. Karbonhidrat, protein ve yağ, bunlar bize enerji veren besin öğeleridir. Su, mineraller ve vitaminler de enerji vermeyen ancak vücutta çok önemli hayati görevleri olan besin öğeleridir. Bunlar 40'tan fazla hatta besin öğesi var ve her gün bizim bunları vücudumuza almamız gerekiyor. Tabii sen işte bu kadar manganezini aldın mı, kromunu bak şu kadar alacaksın diye söylemiyoruz biz bunu. Nasıl söylüyoruz? Bu besin öğelerinden yoğun olarak içinde bulunduran besinleri gruplara topladık. Şöyle gruplar oluştu. İlkini biliyorsunuz tahıllar. İçerisinde buğday, pirinç, çavdar, arpa gibi tahıllar yer alıyor. Ve bunlar bizim temel yakıtımız. Aynı zamanda B1 grubu vitaminlerinden zengin. Sebze meyveler yine vitamin içerikleriyle ve posadan zengin oluşlarıyla bağırsak hastalıklarında, kalp hastalıklarında ve genel sağlığın korunmasında çok önemli role sahipler. Süt ürünleri, süt, yoğurt, ayran, kefir bu gruptadır. Bunun da kendi içerisinde çok özel, önemli özellikleri vardır. Boy uzamasında, kemik diş sağlığında, kemik erimesinin önlenmesinde, kas kramplarının önlenmesinde vazgeçilmez bir gruptur. Et grubu da yumurta, tavuk, balık ve diğer deniz ürünlerini içerir. Baklagiller yine bu gruptadır. Kas sentezinde, kas kalitesinin, kas kuvvetinin arttırılmasında et grubunun yine önemli bir rolü vardır. Burada küçük bir yer kaplıyor ama yağ grubu da sağlık için son derece önemli. Özellikle yaşlanmanın önlenmesinde, bazı sinir sistemi hastalıklarının önlenmesinde yağ grubu, ne oluyor bu yağ grubu? Bu ayçiçek, mısır özü gibi hani biraz daha sağlıksız yağlar değil de zeytini kastediyorum. Zeytinyağı, ceviz, fındık, badem gibi yağ grubu, yani yağ içeriği grubunun hayatınızda olması gerekiyor. Peki bunlardan ben ne kadar alacağım? Şimdi aslında son zamanlarda biraz böyle itibarsızlaştırmaya çalışılsa da hayatınızda bir kalori gerçeği var arkadaşlar. Ve biz önce karşımıza birisi geldiğinde onun kaç kalori alması gerektiğiyle işe başlıyoruz. Onun yaşı, cinsiyeti, yeni doğan bir 3 aylık bebeğin de alması gereken bir kalori var, bir 600 kaloriken. Bizim gibi bir yetişkin kadının 2000 civarında enerji harcaması gerekiyor. 2000-2200 kalori kadar. Erkeklerde bu rakam 2500, bir ergen futbolcuysa 3500-4000 kaloriye kadar çıkabiliyor. Peki ben bu kaloriyi tek bir besin grubundan alsam olur mu? Örneğin 2000 kaloriyi 3,5 litre süt içerek bir günde karşılayabilirim. Ama doğru değil. İşte istenen her besin grubundan belli ölçülerde alabilmek. Tabii burada çok ortalama ölçüler verdim. Aşağıya da yazdım. Bir günde alacağımız miktarlar hepimiz için farklılık gösteriyor. Ama çok ortalama olarak da olsa ben bu rakamları hatırlatmak istiyorum. En başa sebzeleri koydum. Çünkü en çok unutulan grup bu. Sebze grubu. Kaynaklarda hem kalp sağlık vakfının hem kanserden korunma önerileri kitapçıklarında hep baş sırayı çekiyor. Başta yer alıyor. Sebzeler 3-5 porsiyon bir günde alınması gerekiyor. Porsiyon ölçüsünü avucunuz gibi düşünebilirsiniz veya bir küçük su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Günde 3-5 porsiyon almaya çalışalım. Meyveler biraz daha, ben mezun olurken günde 6 porsiyon falan veriyordum ama şimdi biraz daha onu aşağı çektik. Günde 2-3 porsiyon kadar meyve veriyoruz.
Çünkü biraz daha kalorisi yüksek, biraz daha kan şekerine etkisi olabiliyor. Dolayısıyla meyveler günde 2-3 porsiyon iyidir. Yine ölçüsü avucunuz kadar düşünebilirsiniz. Tahıllarda da bakın çok geniş bir aralık koydum oraya. Günde 6-14 porsiyon. Çok farklı çünkü tahıllar temel yakıtınızdır demiştim hatırlıyorsanız. Yani 1.50 boyunda 45 kilo masa başı çalışan bir bayan ile 1.90 boyunda ağır iş yapan bir erkek tabii ki bir olmayacaktır. Birine 6 dilim ekmek yetecekken diğerine çok daha fazlası gerekecektir. Süt yoğurt için miktar söylemek istiyorum çünkü yoğurdu çok abartanlar var. Fazlası kolesterol yüksekliğine neden oluyor. Ortalama yetişkinler için günde 2 su bardağı yeterli diye düşünebilirsiniz. Süte nazaran yoğurt ve hatta kefir bu grubun benim için en gözdesi yoğurt ve kefir diye söylemek istiyorum. Et, yumurta ve baklagil grubu ömrümüzün sonuna kadar eskiden yaşlandıkça azaltırdık ama yaşlılıkta bile proteinin lazım olduğunu daha iyi anladık. Her gün bir yumurta yiyebiliriz. Kas kitlesi artışını çalışanlarda daha fazla olabilir bu. Et de yine kırmızı et çok olmamakla birlikte tavuk ve balık eti özellikle hindi eti de aynı şekilde. Her gün 2-3 de olabilir. Kas kitlesine göre 6-7 köfte büyüklüğünde et yedirdiğimiz kişi de olabilir. Evet, yağlı tohumlar için de bir ölçü verelim madem bu kadar anlattık. Onlar için de günde 4-6 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 4-5 tane ceviz gibi ölçü koyabiliriz. Yani diyeceksiniz ki Elif bir kase çekirdek fazla mı? Evet, ölçü çay tabağı. Çay tabağı ölçü ne olur? Ama bizim gibi harcaması olan kişilerde yeterli çinkoyu, magnezyumu alacak kadar faydalı yağları alacak ölçü çay tabağı gibi düşünebilirsiniz. Peki ben bu oranlarda besleneceğim. Peki bunları ne zaman almam lazım? Bunları bir kere de alalım mı? Ya, takdir edersiniz ki bu 2000 kalorinin bir öğünde alınması çok doğru ve de kolay değil. Aslında son zamanlarda bu günde tek öğün beslenme, iki öğün beslenme biraz daha ön plana çıktı. Çıkmasının haklı sebepleri de var. Ama ben yine de şu anda herkes için çok uygun olmadığını düşünüyorum. Genel öneri vermek istersek mutlaka bir kahvaltı edilmesi gerekiyor. Olabildiğince erken saat, yani uyandıktan sonra bir saat sonra kahvaltı, bir saat içerisinde kahvaltı edilmesi uygundur. Ve bu kahvaltının da ne olunca dengeli olmasını istiyoruz. Yani sadece poğaça yiyeyim çıkayım değil, sadece bir elma yiyeyim çıkayım değil. Az önce gösterdiğimiz tüm besin gruplarında, yani ekmek, peynir, zeytin, domates. Çünkü bu karışım öğünün gün içinde bize lazım olacağını ispatlamış araştırmalar. Örneğin iyi protein alırsak kahvaltıda, yani o poğaçayı tek başına değil de ekmek peynir şeklinde alırsak ya da yumurta, gün içinde daha az atıştırdığımız görülüyor. Veya çok fazla kalori almaya eğilimimiz olmadığı görülüyor. Yine aynı şekilde iyi bir kahvaltıda C vitamini varsa, yani domates ya da kışın mandalina varsa gün içinde daha zihinsel aktivitelerimizin iyi olduğu gösterilmiş araştırmalar. Dolayısıyla sağlıklı bir kahvaltı önemli. Kahvaltı yaptınız. Ondan sonra diğer öğünleri ne zaman alalım? Ben 4 saati yeterli buluyorum. 4-6 saat ihtiyaca göre değişebilir. Yani almam gereken 2000 kaloriyi bir öğünde değil, sabah, öğlen, ikindi, akşam şeklinde almak uygundur. Aralarda mümkün olduğunca atıştırma yapmamak, yani 2 fındık bir bisküvi yemeden öğün saatini beklemek daha doğru olarak görülüyor. Bu özellikle insülin direncinde ve karaciğer yağlanmasında bahsedilen bir konu. Ve akşam yemeği de 7-8 gibi en geç bitirilmeli. Ondan sonra kalori veren bir yiyecek alınmamalı ki vücut temizlik işini yapabilsin, dinlenme işini yapabilsin, gereksiz yağ depolamasın. Şöyle bir tabak hazırlamışlar. Ben de bunu çok beğendim. Gördüğünüz gibi sebze bizim yaptığımızdan biraz daha fazla. Yani bizim gibi böyle ortadaki salatadan iki çatal almak değil kastedilen. Yediğiniz yemeğin yarısının sebzelerin oluşturduğunu düşünün. Böyle söylüyor yeni kurallar. Bunun 1/4'ünü et grubu, 1/4'ünü de tahıl oluşturabilir. Yani bazı kişilerin dediği gibi ekmek yasak değil. Ekmeğin beyaz unun oluşunu, işlenmiş oluşunu sevmiyoruz. Yoksa tam tahıl oluşu, yani kepekli, yulaf, çavdar, kinoa, kara buğday bu gibi lifli tahıllar bize her zaman lazım.
Bağırsak sağlığında otoimmün hastalığı her zaman lazım. Peki, şimdi özellikle içerisinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla bağışıklık için neler yapabiliriz? Bunu birazcık açıp ondan sonra sporcu beslenmesi ve dalışa geçmek istiyorum. Güçlü bir bağışıklık sistemi için evet dengeli beslenme ama en başa uykuyu koyuyor bütün kaynaklar. Uykunun mümkün olduğunca erken başlaması gerekiyor ve minimum 6 saat deliksiz uyku isteniyor. Yani eğer geç uyuyorsanız, uyanıp kalkıp yatıp kalkıyorsanız, yani delik deşik bir uyku oluyorsa, ben doktora gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Dalamamak, uykuya dalamamak, vücudun dinlenememesine neden oluyor. Bu nedenle uyku güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz. Açık havada düzenli egzersiz yine hayatımıza sokmamız gereken şeylerden. Burada bakın hem oksijen var, oksijenin bol olması gerekiyor temizlik için. Hem düzenli oluşu hem de egzersizle bağışıklık sistemini güçlendirecek davranışlar. Peki, kanda bazı vitaminler var. Bunlar bağışıklıkta çok önemli. Hatta geçenlerde okuduğum COVID hastalarda yapılmış bir çalışma. D vitamini düşük olan, D vitamini düzeyi düşük olan kişilerde maalesef ölüm daha fazla görülmüş. Diğer D vitamini yüksek olanlar daha kolay iyileşirken D vitamini düşük olan korona vakaları ölümle sonuçlanabilmiş yüksek oranda. Yani %20 ve %80 gibi bir oranla. Demek ki D vitamini önemli. O zaman gidelim hepimiz alalım mı? Hayır. Bunlar kanda düzelir ölçüldükten sonra alınmalıdır. Aynı B12 de bu şekilde. Çinko ve demir kandaki düzeylerine bakılır ve doktor kontrolünde bu takviyeler yapılır. A ve C vitamini hiç unutulmaması gereken, bağışıklık dendiğinde hatırlanması gereken vitaminler. Ve her tür sebze meyve de bulunuyor. Özellikle mevsiminde yetişen sebze meyve de daha bol bulunuyor. Sebze meyveleri sevmemizin bir nedeni daha var. O da çeşitli fitokimyasallar içermeleri. Bunların minik minik adları var. Flavonoid gibi, sülforafan gibi. Bunu mesela vitaminden alamıyoruz. Ya da bazı vitaminlere katabiliyorlar ama vitamin tabletlerden alamadığımız birçok şey sebzelerde var. Bu nedenle sebzenin kendisinin yenmesinden bahsediyoruz. Buraya o çok sevdiğim bazı özel sebze meyvelerinin adlarını aldım. Roka, tere gibi tüm yeşil yapraklılar, brokoli ve onun sülalesi lahanagiller, pancar, soğan ve sarımsak. Yani mutlaka bunların mutfağımızda olmalı. Meyvelerden özellikle siyah mor olanlar, yaban mersini, nar, dut, erik gibi. Yine bir başka grup önemli meyve, elma, üzüm, incir grubu. Domates, kereviz, çikolata, ceviz bunlar hep bağışıklığı destekleyici küçük öğeler içeriyorlar, önemli öğeler içeriyorlar. Avokadoyu seviyorum, sağlıklı yağ içeriğinden dolayı. Yulaf, zeytinyağı ve balık balığı hayatımızda biraz daha arttırmamız lazım. Eğer eksikse. Çayların da bağışıklık sistemine katkı sağlayanları var. Ekinezya, kekik, nane, papatya, defne, ada çayını biraz daha hayatınıza sokabilirsiniz. Baharatların, burada gördüğünüz baharatların aslında hepimizin evinde olduğunu biliyorum ama gereği kadar kullanmadığımızı düşünüyorum. Biraz daha belki ortaya çıkarmak lazım. Kullanım alanları mesela salataya konabilir. Yani çörek otu salatası sadece ayda bir iki kere yaptığımız umarım bir ikidir bu arada. Böreğin üzerindeki çörek otu almayalım. Yani çörek otu almak için böyle şey yemeği, simit yemeği beklemeyelim. Salatalarınız da olabilir, çorba da olabilir. Ya da zencefil, zerdeçal için yoğurdunuzda, kahvenizde yani başka yerlerde de kullanım alanı bulabilir. Ve sumak her salataya konabilir. Sadece patates salatasında aklınıza geliyor ama her salataya konabilir. Probiyotik bakterilerden zengin beslenme bağışıklık için iyidir. Eğer hayatınızda yoksa bu sıralar hatırlatmış olayım. Lütfen hayatımıza turşuyu sokalım. Kefir, kombuça da yine bir probiyotik içecektir. Hatta bazı kafelerin menülerini de görmeye başlamıştım. Kafeler kapanmadan önce katkısı olacağını düşünüyorum bunların. Yine altta en son propolis, polen gibi aslında birçok şeyin var ama burada en çok bahsedilenleri aldım. Bunları da takviye olarak kullanabiliriz. Ve aynı zamanda stres yönetimini, mutluluğun bağışıklıkla gerçekten bir ilgisi var. Evet, zayıflatanlarda diğerlerinin yani uyku bozukluğu, stres, alkol, sigara ve aşırı çay kahvenin bağırsak mukusunu bozarak
bakteri florasını bozduğu ve böylelikle bağışıklık sistemi zayıflattığı biliniyor. Yanlış beslenme bağışıklığa zararlı demiştik. Sosis salamı çok iyi öğrendik arkadaşlar, biliyorum, ama fümelere de dikkat lütfen. Somon füme, füme et ve füme peynirin de yine kanserojen maddeler içerebildiğini ve sık yenmemesi gerektiğini lütfen hatırlayın. Çok şeker, çok yağ, lifsiz beslenme bağışıklığınızı zayıflatıyor. Diğer tarafta da unuttuğumuz şeyler var. Bunu özellikle aldım. Biraz sıkıyor olabilirim belki ama ne olursunuz önemseyin. Çünkü bir havuzu doldurmaya çalışıyorsunuz temiz suyla ama bir taraftan da kaçak var, öyle düşünün. Yani siz ne kadar C vitamini alıyor olursanız olun, toksin alıyorsak eğer, toksinli, kimyasallı, tarım ilaçlı bir ortamdaysak veya ağır metallere maruz kalırsak maalesef o bağışıklığı toparlayamıyor. Ya ben ağır metali nereden bulacağım? Buluyoruz arkadaşlar. Floresan lambadan, teflon, çizilen teflon tavadan, dişteki amalgam dolgulardan, yediğimiz ton balığından, dip balıklarından civa alıyoruz örneğin. Egzoz gazlarından kurşun alıyoruz gibi çok çevremiz olduğu için biz en azından ne yapabiliyorsak onu yapalım. Örneğin kullandığımız ekipmana, malzemelere dikkat edebiliriz. Kullandığınız yine kozmetik, saç boyası, alüminyumlu deodorantlar gibi bazı şeylerin kullanımını azaltabiliriz. Evdeki gıdaların püflenmemesine özellikle çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Burada aflatoksin dedim. Aflatoksin karaciğer kanserine kadar neden olabilen önemli bir toksindir, zehirdir yani. Ve bunu küfler şey yapar, küfler salgılar. Hangi küf biliyor musunuz? Hani baharatta böyle bir topaklanma vardır ya, çok da önemsemeyiz oradaki. Yani lütfen eskimiş baharatlarınızı atın arkadaşlar. Yenilerini alalım, temiz cam kaplarda, ağzı kapaklı kaplarda muhafaza edelim mümkünse buzdolabında. Yani baharatın yeri böyle ocağın yanı değildir asla. Sıcağın, nemin olduğu bir yer değildir. Neyse, çok uzattım bu konuyu, kusura bakmayın ama önemsediğim için. Demek ki sağlıklı beslenme, kaliteli bir uyku ve düzenli egzersiz sağlıklı yaşam için üç önemli unsur. Düzenli egzersizden kastedilen spor uzmanlarının genelde şöyle, haftada 3-4 gün 40 dakika 1 saatlik bir yürüyüş, tempolu bir yürüyüş öneriliyor. Bunun tabii ki fazlasını, farklı türleri tabii ki yapabilirsiniz. Bu tarz bir spor için beslenmemiz çok ekstra değiştirmemiz gerekmiyor. Yani ben pilates yapacaksam evde veya yürüyüş yapacaksam çok güzel bir beslenme gerektirmiyor. Ama eğer daha profesyonel yapıyorsak bu işi, karşıma gelen sporcuya birçok şey soruyorum arkadaşlar. Sporcuya ne soruyorum? Yaşı, tabii ki cinsiyeti, boyu ve kilosunu mutlaka alıyorum. Ama sporcuda boy kilo bizim için yeterli değildir. Öyle olsaydı mesela Usain Bolt gibi 1.90 boyunda 100 kiloluk bir adamı zayıflama diyeti vermem gerekirdi. Halbuki adamın yağ yüzdesini ölçüyoruz, %5 gibi çıkıyor. Demek ki adamın ağırlığı kastan gelen bir ağırlık. Yani sporcunun boyunu kilosunu ölçeriz ama aynı zamanda yağ yüzdesini de önemseriz. Mevcut durum ne? Olması istenen, hedeflenen ne? Mesela az önce konuşuyorduk. Hakan dedi ki kilo almak istiyorum. Bir başkası dedi kilo vermek istiyorum. Burada hedef neyse ona göre yaparız planımızı. Branşlara göre de değişir beslenme biçimleri. Örneğin bir 12 yaşında yüzücü mü, 18 yaşında basketbolcu mu? Tabii ki plan çok değişecektir. Mevki bile, yani forvetle kalecinin aldığı olması gereken vücut kompozisyonu farklıdır aslında. Sportif performans bakımından beklenti nedir? Bunu bir alırız. Yani hızlanmasını isteniyor, sıçrama gibi, yani hangi özelliklerin değişmesi isteniyor? Hangi günler antrenman yapıyor? Ne süreyle yapıyor? Bunların hepsini soracağım ben az önce konuştuğumuz arkadaşlara birebir görüşmelerde. Antrenman süresi nedir? 1,5 saat, 2 saat maç yapıyor mu? Belki bir atlettir, 3 ay boyunca bir maratonu hazırlanıyordur. Belki de bir haftada her gün, haftada bir maç yapan bir futbolcudur. Evet, bütün bu bilgiler ışığında bir plan yapıyoruz. Dediğim gibi o yüzden bu konuyu çok fazla detaylandırmak istemedim. Artık yavaş yavaş dalışta beslenmeye geçelim istedim. Dalış nasıl bir spor? Dalışta bir enerji harcaması var elbette. Oksijen yapıyoruz, bir enerji yapıyoruz.
Biraz fizik güç gerektiriyor. Hem ekipmanların karada taşımayla ilgili hem de aşağıda özellikle zorlu koşullarda fizik güç gerektiriyor. Yani kas yapımızın da yine önemi var. Aynı zamanda dikkat ve koordinasyonun da koordinasyon becerisinin de olabilmesi için yine sağlıklı beslenme temelinin olması gerekiyor bir dalgıçta. Dalışta 1 saatte harcanan enerjiyi araştırdım. Kilo başına ne kadar diye. Farklı kaynaklar var. 3 ile 7 kilo kalori kadar gösteriyor. Yani bu 3 kalori biraz az gibi gözükebilir. Saatte 60 kilo birisinin 180 kalori harcaması. Aşağı yukarı bir yürüyüş kadar. Yani biz böyle bazı bisikletlerin yürüyüş şeylerin bantlarını falan gösterdiği rakamlara çok fazla ulaşmıyoruz aslında. Tempolu yürüyüşte benim yakacağım kalori 180 kalori aşağı yukarı. Ama tabii ki bazı dalışlar çok fazla enerji harcatabilir. Bunlar hangileri aşağı yazdım. Eğer dalış uzun sürüyorsa, derin dalış ise ya da kat edilen mesafesi bazen öyle oluyor ki aynı süreyi kalıyoruz ama birisi daha böyle 25 metrelik bir alanda geziliyor. Bir diğerinde ise daha uzun mesafe 1 kilometre gidiliyor, geliniyor belki. Böyle bir dalış da olabilir. Olabilir mi hocam? Deniz sıcaklığı önemlidir harcanan enerjide. Örneğin soğuk denizlerde daha fazla enerji yakarız. Eğer akıntı varsa tahmin ediyorsunuz elbette daha fazla zorlanıyoruz ve daha fazla enerji harcıyoruz. Ekipman kalitesi de yaktığımız enerjiyi arttırabilir. Örneğin hava dengesinde bir ayarsızlık varsa bu da enerji harcamamızı arttırabilir. Aynı zamanda yüzerlik başarısı. Eğer yüzerlik dengesi iyi değilse kişinin el kol hareketlerini fazla yapmasından dolayı fazla enerji harcayacaktır. Ve stres aşırı solumada yine enerji harcamasını arttırır. İşte o yüzden diyemiyorum arkadaşlar. Dalış 300 kalori. Yani hepimizde her dalışta bu rakam değişebilir. Ama bir şeye kesin bizim yememiz lazım. Biz bir şeyler yiyip o şeye gitmemiz lazım, tekneye gitmemiz lazım. Aç olunmaması gerekiyor. Şuraya ilk cümleye bir bakın. Diyor ki bir öğünle şampiyon olunmuyor. Yani bir öğün bize mucizeler yaratmıyor. Performans aşırı arttırma olmuyor. Bizim her zaman sağlıklı yaşamamız lazım. İşte az önce dedim ya bir fizik güç gerektiriyor diye bunu son öğünde yapmıyoruz elbette. Bizim her gün o bilinçle beslenmemiz gerekiyor. Bizimle de sporcunun. Evet aç olunmamalı. Aç olmak özellikle konsantrasyonu bozacaktır. Enerjinin çabuk bitmesine, çabuk tükenmeye sebep olacaktır. Dalış öncesi öğün, dalıştan 2 saat önce yenmelidir. Bu önemli bir kural arkadaşlar. Aslında bazen spordan 1 saat önce yedirdiğimizde olur. Bazen futbolcu gelir antrenmana 1 saat kalmış açım. Buzdan başka bir şey değildi onun o anda yiyeceği. Yani eğer antrenmana çok yakınsa çok küçük bir karbonhidrat yiyoruz. Yani 1 saat kala bir muz, 2 saat kala bir tost bir muz, 3 saat kala sağlam bir yemek gibi düşünebilirsiniz. Evet dalış öncesindeki öğünümüz yeterli karbonhidrat ve protein içermeli. Yani ekmek de olmalı, yumurta da olmalı. Aşırı ekmek de değil, aşırı yumurta da değil. İkisinden de olmalı. Bu yemek kolay sindirilebilmeli. Sindirimi zor bir şey olmamalı. Bol sıvı içermeli. Sıvıdan az sonra bahsedeceğim. Suya doygun çıkmak çok önemlidir sporun başlangıcında. Bu yürüyüşe çıkmak dahi olsa suya doygun çıkmamız önemli arkadaşlar. Çok şekerli yiyecekleri sevmeyiz. Şeker, bal, reçel, meyve suları kan şekerini hızlı yükseltir. Bir canlanırız o anda ama çok çabuk düşürebilir. Kan şekeri düşüklüğü de aşağıda hiç istediğim bir şey değil açıkçası. Ve sindirim şikayetinde de olabilecek yiyecekler yenmemeli. Ne bunlar? Dalıştan önce neler yenmez? Acı ve baharatlı yiyecekler yenmez. Yani sucuk gibi, pul biber gibi şeyler yenmez. Ama aslında biliyor musunuz bütün bunlar çok kişiseldir. Yani bazılarımız olabilir, pul bibere o kadar alışkınızdır ki sabah kahvaltıda yorumdur. Hiç de bir rahatsızlık yaşamıyorum burada işte. Olabilir. Denemek ve insanın kendisinin bunu bilmesi, planlaması en güzeli. Asitli içecekleri dalıştan önce istemiyoruz arkadaşlar. Sadece kola gazoz değil, portakal, nar suyu da yine asitli meyve sularında. Yani taze sıkılmış bile olsa sizin aşağıda rahatsız edebilir. Bir tür rahatsızlık oluyor. Zaten yaşayanlarınız vardır belki. Geğirme olabilir.
ağza acı su gelmesi olabilir, yemek borusunun yanması olabilir, boğazda kuruma. Bütün bunlar bir şeyleri yanlış yaptığımızı gösteriyor. Zeytin ve çikolatayı aldım. Bu da herkesi rahatsız etmeyebilir ama eğer bu söylediğim şeyleri yaşıyorsanız bir bakın bakalım. Belki sebebi zeytin olabilir. O zaman zeytini hemen çıkartmak lazım. Zeytinyağında genelde sorun yaşanmıyor. Yani zeytini çıkartabilirsiniz ama zeytinyağına bir de onu deneyerek dalalım bakalım. Gaz yapıcı yiyecekler tabii sabah yemiyoruz ama ben gene bilgi olarak olsun diye yazdım burada. Sebze meyveler, mesela sabah yenen karpuz bizi dalışta rahatsız edebilir. Biber, salatalık rahatsız edebilir. Bunları çoğunlukla sporcuda kabuklarını soyarak yediriyoruz ve işi biraz da kişiye emanet ediyoruz. Seni rahatsız ediyorsa bu kahvaltıda bunu yeme diyoruz. Süt, yoğurt aslında kahvaltılarda olabilir. Sütlü yulaf gibi olabilir veya yemeklerde de yiyip dalabiliriz. Ama bu da kişiseldir. Eğer gaz şikayeti oluyorsa kişinin süt, yoğurt maç öncesi, antrenman öncesi veya dalış öncesi yenmemelidir. Evet, şekeri az önce söyledim. Değişik yiyecekleri denemek hiç tavsiye edilmez antrenman öncesinde. Hele de maç öncesinde. Evet, dalıştan önce ne yiyelim? Şimdi kalktık sabah kahvaltısında. Daha dalışa 3 saat var. En az 2 saat var. Hatta 3 saatten fazla belki de. Yani sabah 8'de kahvaltı, 9'da teker döner. Gitmemiz, tekne, herhalde bu şey dalışımız 11'i bulacak. Bizim sağlam yiyelim. Ben bir yumurta yerim. Hocam iki yumurta yiyebilir. Kas kitlemize göre bu. Bir dilim yeterliyken 2-3 dilim tercih eden olabilir. Bunlarda çok sıkıntı yok. Tereyağı, zeytinyağı da az miktar olabilir. Çok aşırı yağ ne yapıyordu? Sindirimi çok uzatıyordu. O zaman sindirim hala devam ettiği için dalışta rahatsız olabilirim. Yağı biraz azalmak gerekiyor. Burada neler vardı? Sucuğu, çay, kahveyi aşırı sevmiyordu. Zaten üzerlerini çizdim. Şimdi bazılarımız oluyor ki kahvaltı ediyoruz 8'de ama benim dalışım Discovery daha saat 3'te. O zaman ben 8'den 3'e kadar hiçbir şey yemeyeyim mi? Yiyeyim. Ne zamana kadar? O Discovery'in 2 saat öncesine kadar. Yani dalacağım sürenin 2 saat öncesine kadar. Ben teknede de işte galeta yiyebilirim, sandviç, peynir, ekmek yiyebilirim, ayran içebilirim. Yeter ki bunu dalışa kadar, dalıştan önce 2 saat öncesinde bitireyim. Daha küçük bir ara varsa buraya hatırlatmak için yazdım. Ben muzu veya kayısı olabilir. En masumlarından olarak görüyorum. Deneyebilirsiniz. Evet, sonra güzel daldık. Peki su unutmayalım. Evet, su unutmayalım. Dalış öncesindeki son öğünde yarım litre su içmemiz lazım. İçiyor muyuz bilmiyorum. Bir dahaki dalışta hepinizin ellerine bakacağım. Son dalışta yarım litre su tüketmemiz gerekiyor. Ve sonra kendi dalışımızı beklerken her yarım saatte 100-150 mililitre azar azar su içmemiz gerekiyor. Şöyle ölçmüşler, teknede olduğumuz süre içerisinde normal yaşantımızda aldığımız sudan 1-2 litre kadar fazlasını almamız gerekiyor. Yani normalde ben 2 litreyle yaşayabilen bir kişiysem ne de dalış gününde artı 2 litre daha içmem gerekiyor. O yüzden bunu da ancak sağlayacağımızı göreceksiniz. Sunun hayati önemleri var ama dalışta da çok önemli işler yapıyor. Ne yapıyor? Bakın buraya yazdım. Dalış özellikle ısı dengemizde, su içmek özellikle ısı dengesinde çok önemlidir. Ama alkol su değildir arkadaşlar. Çay, kahve su değildir. Hem mide kaynamasına, asiditesinin artmasına sebep olup rahatsızlık verebilir. Hem de size fazla suyu, vücudunuza fazla su attırabilir. Yani çay kahve içtiğimizde vücut susuz kalabilir. Solunumun artması ve dekompresyon riskinde artış. Dekompresyon vakaları şu anda susuzlukla bu. O nedenle dikkat edilmesi gerekiyor. Şuradan tekrar dönelim mi? Yudum azar azar su. Aslında su genelde böyledir. Yani ben 5 saat su içmeyeyim sonra 1 litreyi bitireyim istedim.
Önceki gün yorgunluk ve yolculuk oluşu yorgunluk yapmış olmak dalış performansını olumsuz etkiledi. Evet, dalışımızı yaptık. Yavaş yavaş sona geliyorum artık. Sıkıldınız mı, yoruldunuz mu bilmiyorum ama yavaş yavaş sona geliyoruz. Dalıştan çıktık, ne yapıyoruz? Hemen suyu yerine koymaya başlıyoruz arkadaşlar. Dalışta kaybettiğimiz suyu içmeye başlıyoruz yudum. Mümkünse hızlıca bir karbonhidrat kaynağı alıyoruz. Özellikle de yemeğe varsa daha bir karbonhidrat, özellikle de hocam gibi yüksek enerji harcamış çıkmış ise ona yarım saat içerisinde hemen bir şey vermemiz gerekiyor. Bir muz olabilir, protein süt olabilir, belki kek bile olabilir. Bakın biz mesela futbolcu da maçtan çıkıyor, daha soyunma odasında veriyoruz muzu, keki. Yani kek çok sandviçi. Çünkü adam yiyecek, soyunacak, nakli olacak. Daha sonra belki bir saati bulacak yemek yemesi. Zaman vardır. İlk yarım saat çok önemlidir. O boşalmış glikojen depolarında olabilmesi için o ilk yarım saat çok önemli. Bu nedenle de şeyden çıktıktan sonra, dalıştan çıktıktan sonra eğer çok yorulduk, çok eforlu bir spor aktivite yaptıysak karbonhidratı önce alalım. Yani neymiş, meyveyi hızlıca alalım. Daha sonra o sağlık tabak olarak anlattığım dengeli menümüzü tabii ki yiyebiliriz. Evet, hemen hemen söyleyeceklerim bitti gibi ama bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Spor öncesi ve spor sonrası menünün bir özelliği vardır. Şöyle dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, spor öncesi menü olabildiğince hafif, soft bir menü. Derisiz, ızgara, piliç but, tavuk suyu çorba, beyaz bir çorba. Pirinç pilavı veya sade makarna, beyaz ekmek. Bakın bunlar sindirim en kolay. Karşıya geçtiğimizde ki bu spor sonrasında özellikle yenmesi gerekenler, ezogelin çorba gibi, domates çorba gibi daha lifli ve kırmızı olanlar spor sonrasında daha uygun. Sebze yemekleri, salata, bulgur pilavı, kepekli makarna, yani kepekler, liflerin hepsi antrenmandan sonra yenmeli. Antrenman öncesi daha hafif, dalış öncesi daha hafif. Dalış sonrası çok sağlam besleyici olmalı. Yine su içeriği yüksek. Özellikle elmayı ben seviyorum. Dinlenmeye katkısı olan içerisinde bir şey var. Malik asit var. Elma, erik, vişne suyu gibi ve meyve suları da hayal olabilir. Şimdi artık sorularınız varsa onları almak istiyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum.